Belki bir videoda, belki de yakınınızda hepiniz sarhoş bir insana şahit olmuşsunuzdur. Konuşmakta zorlanan, eski sevgiliye mesaj atan, hiç aklında olmadığı halde dövme yaptıran, ısrarla sarhoş olmadığını savunan, çocuğuna mandalina alıp alamayacağını sorgulayan ve kimsenin görmemesi gereken şeyleri cep telefonuyla çekip yanlışlıkla sosyal medyada paylaşan tüm bu insanlara tam anlamıyla ne olmakta? Normalde kafalarının içinde 86 milyar nöron taşıyan bu insanlar neden hiç nöronları yokmuş gibi davranmakta? Gelin bu meseleye yakından bakalım. Alkol içildikten kısa bir süre sonra sindirim sisteminden emilerek dolaşıma katılır. Bildiğiniz üzere sindirim sisteminden emilen tüm materyal önce vücudumuzun gümrük kapısı gibi çalışan karaciğere getirilir ve burada sıkı bir kontrolden geçirilir. Alkol ya da daha spesifik konuşacak olursak etanol zararlı bir madde olduğundan karaciğer alkol dehidrogenaz enzimi aracılığıyla alkolü parçalayarak vücuttan atılmasını sağlayan reaksiyonları başlatır. Aslında alkol alanların çok fazla tuvalete gitme ihtiyacı hissetmeleri altında yatan neden budur. Normalde vücudumuzda antidiüretik hormon böbreklerden suyun geri emilimini artırarak idrarla atılan su miktarını azaltır. Alkol bu hormonu etkilediği için böbreklerden geri emilen su miktarı azalır ve idrar çıkarma ihtiyacı artar. Aslında buradaki mantık alkolü olabildiğince hızlı vücuttan uzaklaştırmak. Alkol tüketiminde susamaya neden olan da bu durumdur. Peki madem karaciğer alkolü metabolize edip vücudumuzdan uzaklaştırıyor, o zaman sorun nedir? Her şeyde olduğu gibi karaciğerimizin de bu konuda bir kapasitesi var ve belirli bir sürede ancak belirli miktarda alkolü metabolize edebilmekte. Bu kapasite yaş ve cinsiyet gibi fizyolojik durumlara bağlı olduğundan kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Eğer karaciğerinizin metabolize edebileceği alkolden daha fazlasını tüketirseniz bu durumda karaciğerinizin elinden hiçbir şey gelmez ve kanınızdaki alkol seviyesi yükselir. Alkolün en belirgin özelliklerinden biri beyindeki ödül merkezleri üzerine olan etkisidir. Etanol, diğer bağımlılık yapan birçok maddede olduğu gibi dopamin ve serotonin üzerinden beyindeki ödül merkezini uyarır. Bu durum kişide belirgin bir haz yarattığından kişi kendisini daha iyi hisseder ve daha fazla alkol tüketme eğilimi gösterir. Alkolün beynin genelindeki temel etkisi çok net aslında. Bildiğiniz üzere beynimizdeki birçok işlev nöronlar arası etkileşimden sorumlu olan nörotransmitterler aracılığıyla gerçekleşmekte. Bu nörotransmitterlerden bazıları uyarı oluştururken bazıları uyarının iletilmesini engellemekte. Normal beyin fonksiyonları açısından bu uyarılma ve engelleme sistemleri arasında harika bir denge söz konusudur. Beyindeki en önemli uyarıcı nörotransmitter glutamat, engelleyici nörotransmitter ise GABA'dır. Peki bu niye önemli? Çünkü alkol beyinde temel olarak bu iki nörotransmitteri etkilemekte. Özetle alkol glutamatın uyarıcı etkisini azaltırken GABA'nın engelleyici etkisini artırmakta. Bu iki etkinin ortak sonucu olarak beynimizde gerçekleşen birçok aktivite ve bilgi aktarımı yavaşlamakta. O nedenle fazla alkol tüketildiğinde konuşmada zorlanma, algıda azalma ve harekette yavaşlama gibi durumlar oluşur. Yani beyniniz fizyolojik olarak uyuşmuş durumdadır. Alkolün yatıştırıcı ya da ağrıyı hafifletici etkisinin altında yatan neden tam da bu uyuşma halinden kaynaklanır. Frontal korteks plan yapma ve karar vermede rol oynayan önemli bir merkezdir ve alkol burayı doğrudan etkileyerek nöronlar arası etkileşimi kesintiye uğratır. Mantıklı karar verme ve risk hesaplama yeteneğinizin azalması sonucunda suni bir cesaretiniz oluşur. Sonrasında utanabileceğiniz şeyleri o an çok rahat yaparsınız ve karşınızda hiç tanımadığınız biri bile olsa ona olan güveniniz artar. Hipokampüs hafızanın oluşmasında rol oynayan ve alkolden çok fazla etkilenen bölgelerden birisidir. Hafıza oluşumu sekteye uğradığından insanlar genellikle alkollüyken ne yaptıklarını hatırlamazlar. Eğer alkol kullanımı alışkanlık haline gelirse hafıza oluşumundaki bu sorun kalıcı hale gelir ve gelecekte yeni hafızaların üretilmesinde önemli problemler ortaya çıkar. Frontal korteks ve limbik sistemdeki bazı bölgeler arasındaki etkileşimler karşımızdaki kişinin yüz ifadesinin algılanması ve yorumlanmasında önemli rol oynar. Alkol bu bölgeleri de etkilediğinden karşımızdaki kişinin yüz ifadesini ve duygu durumunu anlamakta zorlanırız. Hatta yapılan bir çalışmaya göre alkol yüzdeki simetriyi algılama yeteneğini de azaltmaktadır. Gerek bu yeteneğin azalması gerekse de görüşünüzde meydana gelen bulanıklık
alkollüyken etrafınızdaki insanları çok daha çekici bulmanıza neden olabilir. Serebellum, kas aktivitesi ve koordinasyonda rol oynayan önemli bir yapıdır ve burası da alkolden etkilendiğinden sarhoş kişilerde yürüme ve denge sorunları ortaya çıkar. Alkol aynı zamanda deriye giden kan miktarını da artırır. Yüzde oluşan hafif kızarık görünümün nedeni de budur. Hatta bu nedenden dolayı soğukta bile olsanız alkol kullandığınızda kendinizi ısınmış hissedersiniz. Ama bu çok önemli bir yanılgıdır. Çünkü deriye giden kan akımının artması oradaki sıcaklığı algılayan reseptörler tarafından böyle hissetmemize neden olsa da aslında hayati organlarımız açısından oldukça önem taşıyan vücut iç sıcaklığında bir azalma söz konusudur. Peki beyne zararları bu kadar belirgin olan alkolün vücuda hiç mi faydası yok? Aslında bir takım bilimsel çalışmalar bazı alkollerin içeriğinde yer alan bazı maddeler nedeniyle ılımlı miktarda tüketiminin faydalı olabileceğini öne sürmekte. Ama 2018 yılının Ağustos ayında yayınlanan çok önemli bir çalışma daha farklı bir gerçeği bizimle paylaşmakta. 1990 ve 2016 yılları arasında Türkiye'de dahil olmak üzere 195 ülkede yapılan çalışmaların hepsinin bir arada analiz edildiği bu çalışmanın sonuçlarına göre tüm dünyada kadınların %2,2'si, erkeklerin ise %6,8'i alkole bağlı durumlar yüzünden hayatlarını kaybetmektedir. Bu çalışmaya göre alkol tüketimi açısından güvenli seviye diye bir miktar yoktur. Söz konusu alkol olduğunda en güvenli seviye sıfır alkoldür. Çalışmayı yapan bilim insanları bazı alkollerin içeriğinde yer alan maddelerin bir takım faydaları olduğunu kabul etmekte. Ama alkol tüketimine bağlı olarak gelişen negatif olaylar bu faydadan çok daha etkili bir risk faktörü olarak tanımlanmış. Son sözüm ise özellikle genç arkadaşlarıma. Sizin yaşınızdayken filmlerde ve dizilerde sigara ve alkol gibi maddelerin kullanımı çok havalı bir şeymiş gibi gösterilirdi ve biz de gerçekten özenirdik. Aslında günümüzde de sistem açısından benzer bir durum söz konusu. Ama gördüğünüz üzere bilime göre alkolün yaptığı tek şey beyninizi uyuşturmak ve hiçbir miktarı da güvenli değil. O nedenle günümüzde yani hemen her şeyin zaten beynimizi uyuşturmayı hedeflediği bir dönemde beyninizi daha da uyuşturmanın hiçbir havalı tarafı yoktur. Aksine böyle bir dönemde asıl havalı olan beyninizi zinde tutup son nöronuna kadar aktif bir şekilde kullanmak olacaktır.